Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu TFX olacak. Yani Milli Muharip Uçak. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta proje ile alakalı çok önemli bir olay gerçekleşti. Ve 23 Kasım tarihinde Milli Muharip Uçağımızın ilk prototipi montaj hattına girdi. Tören sırasında montaj hattındaki uçağa dair birçok önemli görsel de paylaşıldı. Ve benim de gördüğüm kadarıyla uçakta çok ciddi değişiklikler yapılmış. Yani bize daha önce 2019'da bütün dünyaya tanıtılan mock-up'la şu an montaj hattındaki uçak arasında çok ciddi, çok kritik farklılıklar var. İşte ben de bugünkü videomda bu değişikliklerden, bu farklılıklardan bahsetmek istiyorum ama konumuz sadece bu olmayacak. Hazır konusu açılmışken MMU projesinde şöyle tarihçesini kısaca bir işlemek istiyorum çünkü 2010 yılından günümüze bu projede çok ciddi değişiklikler oldu. Bugün size hem projenin tarihini anlatacağım hem de motor ve gövde ile alakalı değişikliklerden ve süreçlerden de bahsedeceğim. Ve son olarak da projenin şöyle bir kritiğini yapacağız ki burada bazı yapıcı eleştirilerim de olacak. Neyse çok fazla uzatmayalım ve 2010 yılına geri dönelim. 2000'li yıllarda Hava Kuvvetleri'nin planı şuydu. F-4 Phantom'lar yerine JSF projesi kapsamında F-35'ler gelecekti ve F-16 F-35 ikilisi bir süre daha devam edecekti. 2010 yılına gelindiğinde F-16'nın geleceği de masaya yatırıldı. F-16 hala güncel bir uçak fakat 2020'li, 2030'lu yıllardan itibaren yerine yeni bir uçağın alınması gerekiyordu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Bir ara F-35'lerin bütün filoları oluşturması gündemdeydi fakat tek kaynağa bağlı olmayalım diye başka bir uçak seçimine gidilmeye karar verildi. Fakat burada hazır bir uçak almak veyahut da bir projeye katılmak yerine kendi imkanlarımızda bir uçak tasarlayabilir miyiz diye bazı kavramsal çalışmalar da başladı. Ve bu çalışmaların sonunda da 2013 yılında Milli Muharip Uçak Programı yani TFX resmen başladı. Fakat ortada şöyle bir gerçek vardı. Türkiye bu tarz büyük kapsamlı bir projeye hiçbir zaman girişmemişti. Yeterli altyapısı ve yeterli tecrübesi yoktu. Bu yüzden de bir partnere ihtiyaç vardı. Ve ilk etapta Türkiye bu konuda İsveç'in kapısını çaldı ve Saab firmasıyla görüşmeler başladı. Bu tarihlerde kavramsal tasarımlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Gerçekten de birbirinden farklı 3 uçak vardı. İlk başlarda TFX'in nispeten küçük bir uçak olması bekleniyordu. F-16, F-35 ayarında bir uçak olması bekleniyordu. Bu yüzden de tasarımlar biraz daha sadeydi. 3 temel tasarım üzerine duruluyordu. Bunlardan biri Saab'ın ürettiği Gripen'e benzer bir modeldi. Daha doğrusu Gripen'in 5. nesil versiyonu gibi. Delta kanatlı ve tek motorlu bir uçak. Bunun dışında F-35'e benzeyen tek motorlu fakat aerodinamik anlamda daha da geliştirilmiş başka bir uçak planı da vardı. Üçüncü olarak da Amerikalı'nın F-22'sine benzeyen çift motorlu daha büyük, daha güçlü bir uçak üzerine de duruluyordu. Bu tasarım süreci devam ederken politik sebeplerden ötürü İsveç ve Türkiye'nin arası gerilince Saab projeden çıkartıldı. Türkiye bir taraftan başka bir ortak ararken öbür taraftan da projeyi tek başına yürütmeye devam etti. Ve bu dönemde Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler gittikçe ısınmaya başladı. Olumlu anlamda. Ve günün sonunda uçağın tasarım süreciyle alakalı İngiliz BAE Systems'tan destek alınmasına karar verildi. Şu anda bu firmanın bazı mühendisleri Tornado ve Eurofighter gibi programlarda çalışmış bazı tecrübeli mühendisleri bizim TFX programımızda da aktif olarak çalışıyorlar. Fakat bu ortaklık kısa sürecek. Türkiye belli bir aşamadan sonra hiçbir ortak olmadan yoluna devam edecek. 2017 yılına geldiğimiz zaman uçak yavaş yavaş netleşmeye başlamıştı. Hakkındaki bazı teknik veriler de ortaya çıkmaya başlamıştı. Uçak dış görünüş olarak F-22 Raptor'a benzeyecekti. Yani aynı konsepte olacaktı. Bu yüzden de tek motor yerine çift motorlu bir tasarım üzerinde uzlaşıldı. TFX şekillenmeden önce 14 metre boyunda ve 10 metre kanat açıklığında olacağı tahmin ediliyordu. Bu şekilde söyleniyordu. Fakat ilerleyen aşamalarda bu parametreler değişti. 2019'dan önce uçağın 19 metre boyunda olacağı ve 12 metre kanat açıklığı olacağı söyleniyordu. Fakat 2019 yılında uçağın ilk birebir ölçekli mock-up'ı ortaya çıkınca bu rakamların da değiştiğini öğrendik. Milli Muharip Uçak TFX'in birebir ölçekli ilk maketi, ilk mock-up'ı 2019 yılında ortaya çıktı. Ortaya çıkan maket gerçekten de muazzamdı. O başlangıçtaki küçük sade uçak gitmiş, yerine devasa bir uçak gelmişti. Böyle F-22, Su-57, J-20 ayarında büyük bir uçak gelmişti. Boyutlar ciddi anlamda büyümüştü. Boy 21 metreye çıkartılmıştı. Kanat açıklığı 14 metre olmuştu ve uçağın yüksekliği de 6 metreye çıkmıştı. Bu parametreler değişmezse ki her an değişebilir ama değişmezse bizim uçağımız yani TFX 5. nesil uçaklar arasında en büyüğü olmaya aday. Şu anda fiziksel anlamda dünyanın en büyük 5. nesil savaş uçağı Çin'den J-20'si. Fakat bizim uçağımız bu şekilde hizmete girerse liderliği biz alacağız. Gövde tasarım çalışmaları devam ederken başka bir sorun daha vardı. Motorlar. Bu uçak için hangi motorun seçileceği başta bayağı bir kafa karışıklığı yaratmıştı. TFX çift motorlu olacaktı. Büyük bir uçak olduğu için de son derece güçlü motorlara ihtiyacı vardı. Fakat elimizde doğal olarak o tarihlerde bu tarz bir motor yok. Motorun geliştirilmesi lazım ki bu noktada da milli imkanlarla yeni bir motor geliştirilmesine karar verildi. Türkiye bu yeni nesil milli motorun geliştirilmesi için başka ülkelerle ortaklık kurma yoluna gitti. Fransızlarla, İngilizlerle ve Amerikalılarla temas kuruldu. Şu anda motor yarışında Kale ve Rolls-Royce ortaklığı önden gidiyor. Yani eğer bir problem çıkmazsa
Çok büyük ihtimalle 5. nesil milli motorumuz Türk-İngiliz ortak yapımı olacak. Öte yandan proje sarkmasın diye ara çözüm olarak başka motor arayışına girildi ve General Electric'in kapısı çalındı. Şu anda ilk 3 prototip için toplamda 6 adet General Electric üretimi F110 motoru tedarik edildi. Neden bu motorlar tedarik edildi sorusunun iki cevabı var. Birincisi, bu motorların çifti prototipi rahat bir şekilde uçurabilecek güce sahip. İkinci olarak Türkiye zaten bu motorları çok yakından tanıyor. Türkiye biliyorsunuz dünyanın en büyük F-16 filolarından birine sahip ve F-16'lar da F-110 motorlarını kullanıyorlar. Yani motorlarda altyapı ve tecrübe konusunda ciddi birikimlerimiz var. Ve bu motorlara ait birçok parça da Türkiye'de lisans altında üretiliyor. İşte prototip sürecinde bu yakından tanıdığımız, bildiğimiz güvenilir motorları kullanacağız. Bu noktada şu soruyu sorabilirsiniz. Neden yeni bir motor geliştirmek için bu kadar zaman ve para harcanıyor? Elimizde zaten F-110'lar var, onları kullanabiliriz diyebilirsiniz. Az önce de size söyledim. F-110'lar gerçekten de güvenilir motorlar, kendilerini ispatlamış motorlar, kaliteli motorlar fakat 5. nesile uygun değiller. 5. nesil motorların bazı kendilerine özgü özellikleri var. Mesela stealth karakteristikleri gibi. Bu motorların radar ekosunun düşük olması gerekli. Yani olabildiğince az metal kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında termal karakteristiklerinin optimum olması lazım. Yani olabildiğince soğuk çalışmaları gerekiyor. Aynı zamanda bu tip motorlarda da Super Cruise gibi belirli özellikler de bekliyoruz. Hazır konusu açılmışken bu Super Cruise olayına da girelim. Günümüzün modern savaş uçakları ses üstü hızlara tırmanabilmek için art yanıcı adı verilen bir teknik kullanırlar. Bu uçakların motorların egzoz kısmında bir bölme, bir oda daha vardır. Motordaki sıcak egzoz gazları bu bölmeye girdiği zaman bu gazların üzerine yakıt püskürtülür ve burada ekstra bir patlama, itki gücü sağlanır. Bu sayede uçaklar ses üstü hızlara rahatça tırmanabilirler fakat burada ekstra yakıt kullanıldığı için de uçağın menzili ciddi anlamda kısalır. Aynı zamanda uçağın ısıl izi de ciddi miktarlarda artar. Super Cruise kabiliyetine sahip motorlarda uçak ses üstü hızlara tırmanabilmek ve bu hızlarda seyir yapabilmek için art yanıcı kullanmaz. İşte bu yüzden F-110 motorlarını kullanmamız pek mümkün değil. Hoş General Electric bazı deneysel modellerde bu özelliği kazandırdığını söylese de en nihayetinde 5. nesil bir motor değil. Fakat prototipler için gayet yeterli. Her ne kadar biz 36.000 pound bir itki gücü hesaplasak da bu motorlar şu an için işimizi görüyorlar. Ve şu anda ilk prototip montaj hattına girmiş durumda. 2023 yılında bir problem çıkmazsa ilk prototip uçağı 3 tekerleği üzerinde hangardan çıkar vaziyette görebileceğiz. Ve hemen akabinde 2025 yılında da blok 0 ortaya çıkacak. Ve yine her şey yolunda giderse milli uçağımız ilk resmi uçuşunu 2026 yılında yapacak. Ve bütün bu süreç kazasız belası atlatılırsa ilk uçaklar 2030 yılı itibariyle teslim edilmeye başlanacak. Milli muharip uçağın seri üretim versiyonunun büyük oranda yerli olması bekleniyor. Burun kısmında Aselsan üretim bir IS radarı bulunacak. Motorlar dediğim gibi Türk-İngiliz ortaklığı olacak fakat ilerleyen zamanlarda tamamıyla yerleştirilecek. Uçağın bütün sensörleri, avyonikleri, elektronikleri ve kullandıkları mühimmatların tamamı yerli üretim olacak. Fakat bu son derece zorlu bir süreç ve prototip modelin ortaya çıkması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Asıl bütün sıkıntılar, dertler şimdi başlayacak. Şimdi gelelim prototip modeli. Üretim hattındaki uçağı hepimiz gördük ve bu uçağın 2019 yılındaki mock-up'tan çok ciddi anlamda farklı olduğu ilk bakışta ortaya çıktı. Benim gördüğüm kadarıyla uçağın boyutlarında bazı değişiklikler yapılacak gibi yani 21'e 14 değişebilir, artı veya eksi şeklinde değişmesi mümkün. Uçağın özellikle arka tarafında çok ciddi değişiklikler yapıldığı belli. Arka kanatçıkların bağlantı noktaları F-35'lerinkine çok benziyor ki bu da zaten son derece mantıklı. Biz biliyorsunuz F-35 programından çıkartılmadan önce gövde üreticilerinden biri olacaktık ve oradan ciddi anlamda teknoloji ve know-how transfer etmeyi başardık. Öte yandan uçaktaki en kritik değişiklik motorlar arasındaki boşluğun ciddi anlamda arttırılması. İlk versiyonlarda motorlar arasındaki boşluk çok azdı. F-22 kadar fakat şu anda üretim hattındaki uçakta boşluk ciddi anlamda açılmış. Neden böyle bir değişikliğe gidildiği sorusunun farklı cevapları olabilir. Belki de bu bölgeye yeni bir yakıt deposu ekleyip uçağın menzilini uzatmak istiyorlardır. Veyahut da motorlar arasındaki mesafeyi arttırarak termal karakteristiğe bazı artılar eklemek istiyordu olabilirler. Veyahut da bu bölme tıpkı Su-57'de olduğu gibi dahili bir silah istasyonuna dönüştürülecek olabilir. TFX'in ilk versiyonlarında dahili silah istasyonları F-22'ninkine çok benziyorlardı. Birebir aynılardı. Hava alıklarının yan taraflarında birer tane küçük istasyon vardı. Burada kısa menzili havadan havaya füzeler yer alacaktı. Bunun dışında da hava alıklarının alt tarafında da 2 adet kapak bulunacaktı. Burada da havadan havaya ve havadan karaya mühimmatlar taşınacaktı. İlk versiyonla bu kapaklar yan yana duruyordu ama anlaşıldığı kadarıyla tıpkı Su-57 olduğu gibi gövdenin iç kısmında arka arkaya konumlandırılacak gibi görünüyor şimdilik. Bu arada uçağın kokpitinin küçük olduğuna dair bazı iddialar ortada dolaşıyor ama bu çok büyük ihtimal bir göz yanılması. Bence uçağın kokpiti küçük falan değil. Burada mesele uçağın çok büyük olması. Bizim gözümüz hep alışmış F-16'lar onun büyük kokpitine. Ama bu uçak F-16'dan çok çok daha büyük bir uçak olduğu için kokpitinin nispeten küçük olması son derece mantıklı.
Gördüğünüz gibi her şey yoluna giderse milli muharip uçağı 2030 yılında hava kuvvetlerinin rengine boyanmış bir şekilde göklerde göreceğiz. Ama buradaki asıl kritik soru şu. Her şey yoluna gidecek mi? Şimdi uçağın üretim hattına girmiş olması bazılarında oldu bitti hissi yaratsa da asıl eğlence, daha doğrusu asıl sıkıntı şimdi başlıyor. Burada birazcık kritik yapmak istiyorum. Burada birazcık karşılaşacağımız tehlikelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak MMU yani Milli Muharip Uçak Projesi, Türk Ulusal Savunma Sanayi'nin bugüne kadar yüzleştiği en ciddi proje, en büyük proje. Ne Altay, ne Kızılırmak, ne başka bir şey. Bu proje kadar ciddi ve riskli değil. Birçok ciddi problemle karşılaşabiliriz. Mesela motor konusunda bir anda İngiltere ile aramız bozulabilir ve Rolls-Royce ortaklıktan çıkabilir. O noktada başka arayışlara girmek zorunda kalabiliriz ve bu da programı ciddi anlamda öteleyebilir. Veyahut da İngiliz hükümetiyle aramız bozulur ve BAE System ortaklıktan çekilir, yine bu konuda da tek başımıza kalabiliriz. Ya da şu ana kadar fark edilmeyen bir sürü hata olabilir. Belki de şu güne kadar fark edilmemiş, önemsenmemiş yahut sonra hallederiz dediğimiz bazı sıkıntılar vardır. Ki bunların çok büyük bir kısmı zaten prototip aşamasında ortaya çıkacak. Bu nokta beni çok endişelendiriyor dürüst olmak gerekirse. Çünkü biz kervan yolda düzülür mantığıyla hareket eden bir milletiz. Çok büyük projelerde son dakikaya kadar çok büyük problemlerin dile getirilmediği de bilinmeyen bir gerçek değil. Umarım böyle amatörlüklere yer verilmiyordur ama şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu çok büyük bir proje, çok ciddi bir proje, çok zorlu bir proje. Bugüne kadar havacılık konusunda bizden fersah fersah ötede olan ülkelerin hiçbiri 5. nesil uçak projelerini tıkır tıkır yürütemedi. Ruslar, Çinliler, Amerikalılar bir sürü sıkıntıyla karşılaştılar, bir sürü problemle karşılaştılar. Onları çözmek için aylar, yıllar kaybettiler. Yani bu konuları bizden daha önce başlamış, daha fazla tecrübe sahibi, çok daha fazla kaynak sahibi ülkeler hala çok ciddi problemleri çözememişken bizde projenin tıkır tıkır ilerlemesi yani biraz zorlama gibi geliyor ama bu noktada inanın bana yanılmayı sizden daha çok istiyorum. Umarım ben haksız çıkarım. Umarım ilk uçuş 2026 yılında gerçekleşir ve 2030 yılında da uçaklarımız envantere girmeye başlar. Ama bu noktada kusuruma bakmayın. Hazır konusu açılmışken endişelerimi, eleştirilerimi dile getirmek istiyorum. Bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmaya sorumlu hissediyorum. Ben son zamanlarda bir manzara görüyorum ve hiç hoşuma gitmiyor. Ulusal savunma sanayi konusunda herkes şak şak duymak istiyor. Herkes alkış duymak istiyor. Herkes övgü duymak istiyor. Fakat kimse de problemleri, dertleri, sıkıntıları konuşmak istemiyor. Ve bunda dile getirilenlere karşı toplu bir linç kampanyası başlatılıyor. Bu çok yanlış bir hareket. Çünkü eleştirileri susturmaya kalkarsanız, onlara kulak tıkarsanız bunun sizi götüreceği yer kalitesizliktir. Yapıcı eleştiri kaliteyi arttırır. Eleştirinin olmadığı ortamda bütün işler vasatlaşır. Neyse bugünlük benden bu kadar. Proje ile ilgili başka bir kritik gelişme olursa onunla ilgili de bir video yapacağım. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekranlı günler diyorum. İyi günler.